Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. TTT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda İpek birim karelerden oluşan bir kağıt üzerinde perger kullanarak daireler çizmek istiyormuş. Bunun için pergenin sevir ucunu O noktasına batırıp diğer ucunu A, B, C, D noktalarından seçtiği biri üzerine getirerek daireyi çiziyor. Bu şekilde çizdiği iki dairenin alanları 8 pi yani pi r kare eşittir 8 pi ise Buradan pi r'yi kaç buluruz? Kök 8 yani 2 kök 2 olarak buluruz. Öbürü de pi r kare eşittir 13 pi ise e buradan da r'yi ne buluruz arkadaşlar? Bir de yarı çapı kök 13 yapacak. E P'nin seçtiği iki nokta arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. O zaman seçtiğimiz yani o noktasına olan uzaklığı 2 kök 2 olanı bulacağım. Şimdi şöyle baktığım zaman burası 2 kök 2 değil. Burası 3 birim. Burası şöyle 2 kök 2 değil. Bak burası Dik üçgenden belli. 2, 2, 2 kök ki. Bak şuradaki dik üçgenden belli. 2 kök ki. Bir tane noktanın D noktası olduğunu bulduk. Öbüründe kök 13'ü bulacağız. Kök 13 içinde arkadaşlar. Hop şurası galiba. Çünkü niye? 1, 3 kök 13 olması için. Yok burası değil. 1, 3, 9. Yani 1 ile 3'ün kareleri toplamı 9, 10 yapıyor. Kök 10 yapıyor. Burası değil. Burası mı? Evet. 2'nin karesi ve 3'ün karesi aynen öyle. Tam olarak burası yapıyor. Çünkü burada da bu Pisagor bağıntısından geliyor arkadaşım. Kök 13. Yani seçtiğimiz iki nokta C ve D noktasıymış. Evet iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor bizden. İşte bu C ile D arasındaki uzaklık isteniyor. Bunu da şuradaki Pisagor'dan buluruz. Burası 1 bir birim burası 4 birim. O zaman şuraya x diyecek olursak x'in karesi 1'in karesi art 4'ün karesinden 17 yapar. X'i de böylelikle kök 17 olarak buluruz. Yani birinci soru e remit oldu. Geldik ki eş kareler içerisine aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi çeyrek ve yarım daireler çiziliyor. Ve sonra boyanıyormuş bunları. Şimdi burası S1 boyalı alanlar. Burası S2. Burası da S3. Ee, arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Büyüklük küçük anlamında. Arkadaşlar burada ne diyeyim. Şimdi yarım daire ve çeyrek daire olacak ya. Bu çeyrek daire. Bunun yarı çapına şöyle 1-1 diyelim istersen. Peki o zaman yarı çapı ne oldu? Şurası karenin bir kenarı ne oldu? 2 mi oldu? Evet. Şimdi karenin alanından S1'i bulalım. S1 nedir? Karenin alanında. Yani 4'ten neyi çıkartacağım? Çeyrek daireyi çıkartacağım pi r kare bölü 4'ü çıkartacağım. Yani 4 eksi pi yaptı. Evet S1'i bulduk. S2'ye bakalım arkadaşlar. S2'de nedir? Karenin alanından dairenin tamamını çıkartacağım. Yani karenin alanı 4. Bir kenarı 2'ydi çünkü. Eksi 2 e, tane yarım. Yani tam bir daire yapıyor. Ama yarı çapı 1 olan tam bir daire. Pi r kare. Yani bu da 4 eksi pi yaptı. E o zaman Üçüncüye de bakalım. S3'e de bakalım. S3'te de arkadaşlar yarıçapları çapları 1 1. Tamam 2 ya. E o zaman ne yapacağım? Tüm alandan yani 4'ten pi r kare bölü 4. Çeyrek daireden 4 tanesini çıkartacağız. O zaman bu da mı 4 eksi pi yapıyor? Evet. S1, S2, S3 birbirine eşit oldu. Dolayısıyla cevap e drevit oldu. Geldik 3'e. Çıkmış bir soru telif hakkında dolayı çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Dördüncü soruya geldik. Aşağıda her konumunda kanatları eş daire dilimle oluşturan 10 kanatlı bir yelpazenin farklı iki görünümü verilmiştir. Böyle ve böyle. Burada az açılmış burada tam açılmış. Yelpaze kanatları 15 derecelik dilimler oluşturacak biçimde şekil birlik gibi açıldığında. Yani şu 15 ara e derece olduğunda böyle. Bu 10 kanatlı ya o zaman burada kaçı ne yapıyor? 15'ten 10 tane var demektir. Yani burada kaçı 150 derece oluyor. Kapladığı alan 10 pi oluyormuş. Evet bunun kapladığı alan 10 pi. Yani 10 pi alanı niye eşit? Pi bunun yarıçapına R diyelim. R kare 150 bölü 360'a eşit olacak. Evet. E o zaman burada pi'ler gitti. Buradan sıfırları da sadeleştirelim. Şu sıfırla da bu sadeleşsin. O zaman 360 bölü 15. Yani R kare bu şu 5'e bölsen kaç yapıyor? 5'e bölsen 3. 5'e bölsen 72. 24 yapıyor? Evet. R kareyi buradan 24 olarak buluruz. Buna göre yelpaze şekil gibi tam açıldığında hala yelpazenin aynı uzunlukları devam ediyor. Yani burası yine R. Yani bizden şu tam açıldığında pi R kare isteniyor. E R kareyi zaten 24 bulmuştuk. E, pi çarpı 24. Yani cevap ne alacaktır o zaman? 24 pi olacaktır. Evet. Dördüncü soru balık kesir oldu. Geldik beşinci soruya. Beşinci soruda da ABC'de dikdörtgenin AD kenarına A noktasına teğet olan çember dikdörtgenin kenarları üzerinde ok yönde yuvarlanarak C noktasına geldiğinde Evet C noktasına geldiğinde çemberin merkezinin izlediği yol. Arkadaş bu bizim eleman şuraya doğru gelebilir. Şuraya kadar gelene kadar ne yapıyor? Şöyle bu kadarlık mesafe geldi. O zaman bizim merkezimiz de yine bu kadarlık mesafe mi gidiyor? Evet. Sonra ne oluyor? Bak buradan sonrasında dönüş oluyor. Dönüş olduğunda da şöyle bir şey olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Aslında buradaki nokta sabit kalıyor. Bak şuradaki nokta sabit kalıyor. Şuradaki merkez buraya geliyor. Ya bu Merkez etrafında bir dönüş olmuyor mu şöyle? Evet. Merkez etrafında şöyle bir dönüş oluyor arkadaşlar. Merkezin aldığı yol soruluyor zaten bize. O zaman bu çember bu hale gelene kadar bu nokta etrafında dönmüş oluyor. Bu nokta etrafında merkezde şöyle bir çeyrek daire dönmüş oluyor. Ondan sonra en son C noktasına geldiğinde de şöyle bir şey olacak. E bizim merkezimizde şöyle gelecek. Merkez T'ye çektikten dolayı burası 6 birim. Yani şurası 6 bir kere elimizde var. Sonra burası 8 elimizde var yine. 8 6 daha 14 elimizde var. Bir de bizden ne isteniyor? Şuradaki yay uzunluğu isteniyor. Bu da çember burada döndüğü için şu merkezli ve yarı çapı 2 olan bir ne yapıyor? Çeyrek daire yapıyor. O da 2 pi r bölü 4 değil midir? Yani cevap ne yaptı? 14 artı pi mi yaptı arkadaşım? Evet cevap böylelikle denizli yaptı. Güzel bir soru. Bu noktada çember dönerken o noktanın sabit kalmasına dikkat et. Yani sen burada şunu döndürüyormuşsun gibi bak. O bu noktada etrafında bunu döndürüyorsun. Buradan buraya kaç derece var? 90 derece var. 90'lık bir yay oluyor burada arkadaşlar. Merkezin izlediği yolda. Dikkat et buna. Evet 5. soru denizli bulduk. Geldik 6'ya. Aşağıda A merkezli ve C merkezli R, 2R, 3R ve 4R yarı çaplı daire dilimleri verilmiş. Pembe renkli bölgelerin alanları toplamı verilmiş. Arkadaşlar ilk önce şuna bakalım. Şurada S, 3S, 5S, 7 yani A diyelim istersen. Biz genelde A diyoruz. A, 3A, 5A, 7A şeklinde gitmiyor muydu? Evet. Burası da B, 3B e, sonra kaç 7B sonra tek sayılar tek sayılar halinde gidiyor. 5B ve 7B şeklinde gidecek. Pembe renkli alanlar yani 3A artı 3B verilmiş. O zaman burası 30 verilmiş. A artı B'yi kaç buluruz? 10 buluruz. Şimdi bu bizim benzerlik hikayesinden. 1 bölü 3'ün 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. O yüzden böyle ya da üçgendeki hikaye benzediği için 1, 3, 5, 7, 9 diye gittiğinde tahmin edebiliriz aslında. A artı B'yi 10 bulduk. Mavi bölgelerin alanları toplamı isteniyor bizden. 5A artı 5B isteniyor. E, A artı B'nin 5 katı olacağından cevap ne yapacaktır? 50 yapacaktır. Evet 6. soruyu E dremit bulduk. Geldik 7. soruya. 7. soruda da 3 eş çember birbirine dıştan teğet olacak şekilde yerleştirilmiş. Ve bu çemberler çember yayları kullanarak şekildeki su damlası tasarımı yapılmıştır. Önce ne yapmış arkadaşlar? Şöyle bak şunun içini boyamış sonra. Su damlası tasarımını şöyle yapmış. Tamam. Bu su damla tasarımının çevresi 14 pi olarak verilmiş. Arkadaşlar çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz? Bir kere su damlası tasarımı burada. Hadi şunun üzerinde yapayım. Merkezleri birleştir yapıyoruz değil mi? Hadi merkezleri birleştirelim bakalım. Hop birleştirdik. 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 Hocam yarıçapları da eş çemberler değil mi? Yarı hepsi aynı olacak. R R R R R R. Şimdi burada şu eşkenar üçgen çıktı. R R R R olduğundan dolayı 60 60 60 oldu. E hocam burada su damlası tasarımında şuradaki yay uzunluğu var. Burası 300 derecelik bir yay. Sonra buradaki yay var. Şöyle bakacak olursan şuradaki yay var. Hocam bu da 60'lık bir yay. E, 300'ü burada. Bak dikkat. 60'ı burada 360. Zaten şurası siyahla göstereyim istersen bunu. Şu siyahla ya da maviyle göstereyim. Maviyle gösterdiğim yer ne yapıyor? Bir 300 derecelik burada. Bir de 60 derecelik burada. Yarı aynı olduğu için 360 tam bir daire yapıyor burası. Tam bir dairenin yanında bir dere var. Bir de bu var arkadaşlar. 60 derecelik bir yay var. İşte bunun tasarımında 14 pi demiş. 14 pi neye eşit? Tam bir daire. Ya da şöyle diyebilirsin. Hocam 300, 360 bir daha 60 var. O da kaç yapıyor? 420 derecelik bir yay ölçüsü yapıyor. Ya da şurası tam yaptı. Artı bir de burası var. Yani 2 pi r artı 2 pi r 60 bölü 360 da var elimde. İşte bu 14 şeye eşitmiş. Pi parantezini aldığımız zaman pi'ler gitsin. Ondan sonra 2'ye böldüğümüz zaman 7 burası. 2 r artı. Ondan sonra pardon 2'ye böldüğümüz zaman r artı. Şuradaki ikiler de sadeleşiyor. 2'ye böldüğümüz zaman 7 yaptı burada. r artı. Şunlar da sadeleşti. r bölü 6 yaptı? Evet. Şimdi burası 7 eşittir. 7 r bölü 6 yaptı. Ve böylelikle 7'ler de sadeleşince r'yi de kaç buluruz? 6 buluruz çemberlerden birinin yarı çapı soruluyor bize. Cevap 6 çıktı 7. soruda. Dediğim gibi direkt 2 pi yere 420 bölü 360 eşittir 14 pi de diyebilirdik arkadaşlar burada. Tabi burada yarı çaplar aynı olduğu için çemberlerde bu muhabbeti yapabiliyoruz bunu da unutma. Evet geldik 8. soruya. Şekildeki duvarları birbirine ve zemine dik olan bir oda ve bu duvarların birinde genişliği 120 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir kapı göstermiştir. Kapı 60 cm uzaktaymış buraya. Kapı zemini Kapı tam olarak açıldığında. Bak şimdi kapıyı açalım. Kapıyı şuradan açtığım zaman hop şöyle bir dairesel hareket yapacak değil mi? Evet. Şimdi şuradaki kapı uzunluğu kaçtı? 120. Hocam burası da 120. Açılırken kapı hop şöyle zeminde taradığı yer burası mı olacak? Evet. İşte zeminde taradığı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Bana ne lazım? Açı lazım. E ben şuradaki uzunluğu 60 biliyorum. Açı bak bir dik üçgen var. 90'ın karşısı 120 iken hangi açının karşısı 60'tır? 30 10. O zaman burası 60 yaptı. O zaman burası 120 yaptı. O zaman 120'lik dilimin alanı isteniyor bizden. Hadi bakalım. Pi r kare. 120'nin karesi. Pi r kare. 120 bölü 360 bana neyi verecektir arkadaşlar? Alanı verecektir. Evet burası kaç yaptı? 3 yaptı. Bu da pi çarpı 120 çarpı 120 bölü çarpı 1 bölü 3 diyelim istersen. Şunlar şunlar sadeleşsin. 4 40 kaldı burada. Bunu da çarptığım zaman kaç yapıyor? 4800 mi yapıyor? Evet, 4800 pi yapar cevabımız. Yani cevap edremit oldu. 8. soruda ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 4'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.